tam 5807 konutun temelini atıyoruz. İskenderun'da iki tane millet bahçemiz var. Onların açılışını yapacağız. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 3614 tane hazırlanmış olan konutlarımızda hak sahiplerini vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle buradayız. Depremden sonra kaçıncı sefer geldiğimi ben hatırlamıyorum artık. İlk 1 2 3 sayılıyor. Ondan sonrası hatırlanmıyor. Ama çok şükür her gelişimiz hayır için. Her gelişimiz burada güzel bir işe vesile olmak için. Her gelişimizde heybemiz dolu dolu geldik. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Hatayı önemsediğimiz için bizim buraya Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak çok büyük yatırımlarımız var. Geçmişte depreme kadar 74 milyarlık yatırım yaptık ama depremden sonra da şu anda tam 224 milyar liralık burada yatırımımız var. Bundan sonra da devam edecek yaralar sarılıncaya kadar. Bütün hak sahibi kardeşlerimiz, evet hakkımızı aldık. Sizden Allah razı olsun deyinceye kadar buralardayız. Ve sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatay'a ayağa kaldırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Kabinemizde en önemli gündem maddesi emin olun deprem bölgeleri ve Hatay. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı var. O bölgelerde evleri en güzel şekilde yapın. Evlerimiz depreme dirençli olsun. Yıkılan evler nasıl olduğu önemli değil. İnsanlarımızı bundan sonra en güzel evlerde oturtalım. Emin olun Maliye Bakanımız her yatırım için, her masraf kapısı için veyahut da her bir gider için mutlaka ince ince hesaplar yapar ve üzerinde titrer adeta. Fakat deprem bölgesinde konutlar. İnsanların hak sahiplerinin evlerine kavuşması gibi bir mesele olduğunda hiç ağzını bile açmaz. Böyle bir fedakarlıkla çalışıyoruz. İnşallah sonunda da bizler bu işi başaracağız. Hiç endişeniz olmasın kardeşlerim. Bütün belediyelerimizi buraya gönderdik. Cumhuriyet Halk Partili belediye var diye aklımızın ucundan dahi geçirmedik. En büyük belediyelerimizi hataya görevlendirdik. Konya Belediyemiz bizim güçlü. Buraya gönderdik. Kocaeli Belediyemiz Mali gücü yerinde olan belediyelerimizin başında buraya gönderdik. Denizli Belediye'mizi buraya gönderdik. Bursa Belediye'mizi buraya gönderdik. Arkadaşlarımızı sokakta saçı sakalı birbirine karışmış vaziyette aylarca çalışırken görmüşsünüzdür. Elhamdülillah bizler hep buradaydık. İş başındaydık. Gayret ediyorduk. Bunu aslın dayanışmasına dönderdik biz. Bundan da son derece mutluyuz. Vicdanen müsteriyiz. Ama nüfusu milyonlarca olan konuştuğu zaman arkasından 20 tane kamerayla gezen adamlar belediye başkanları arada bir geldiler. Bir iki çadırın önünde durdular. Selfiler çekindiler. Sonra da bırakıp gittiler. Onlar da deprem turistiydi. Allah iyiliklerini versin onların da. Bugün çekilecek kurallarla 76 bin konutumuzu Türkiye genelinde dağıtmış olacağız. Ve ondan sonra da her ay 10 bin, 15 bin konutu vermeye de devam edeceğiz. Bir tarafta yeriden, yerinde dönüşüm için projeleri açıkladık. Binlerce vatandaşımız müracaat etti. Kendi evini yapıyor. Biz de destekliyoruz, para veriyoruz. Bazı şehirlerimizin merkezlerine başladık. Merkezleri biz yapıyoruz. İstiyoruz ki merkezlerde inşaatı düzgün yapalım. O yörenin kendine has özel mimari tarzıyla yapalım. O özgün mimariyle bundan sonra da devam etsin. Kötü bir şekilde gelişmesin istiyoruz. Şu an Hatay'da 144.611 tane bizim inşaatımız devam ediyor. Eksik kalırsa yine yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok kısa sürede de yapıyoruz. Bugün zaten 3.614 tane konutumuzu da teslim edeceğiz yine Hatay'da. Ayrıca Antakya'mızın, Defne'mizin, Kırıkhan'ın, İskenderun'un ve ihtiyacı olan bazı ilçelerimizin de altyapısı için İller Bankamız tam 12 milyar lira para ayırdı. Bunu da harcayacağız buraya. Burada bırakacağız. Hiçbir şekilde belediyelerimizi de asla boşlandırmayacağız. Türkiye bir deprem ülkesi. Ne olur bunu unutmayalım. Kaçak iş yapmak için belediyelerde zorlamayalım. Bilim adamları diyorlar ki Himalayalardan başlayarak Alplere doğru uzanan hat üzerinde 5 tane riskli ülke var. Başında Türkiye var. Üç tane de malum hepimizin bildiği artık ezberlediğimiz çok önemli fay hatları bölgesi var. Birisi Karadeniz'in altından 100 kilometre kadar altından Marmara'ya kadar uzanan. ikincisi bir sene kadar önce hep beraber yaşadığımız yine Van Gölü civarından başlayarak Malatya'mızı, Adıyaman'ımızı, Kahramanmaraş'ı ve Hatay içine alarak Akdeniz'e inen hat ve bir de Ege bölgesi. Ve şu anda da 500'e yakın diri fay hattı var. 500'e yakın hareketli olabilecek. Ne zaman kırılacağı, nasıl bir hasar meydana getireceği belli olmayan fay hattı var. Bunu bilerek hareket etmek durumundayız. Her ne yapıyorsak bu gerçeklikten hareketle yatmak durumundayız. Bugün burada eski stadyum alanında 835 bağımsız birimimizin, Emek Aksaray mahallemizde 564 bağımsız birimimizin, evet bu mahallede benim gayretlerimi biliyorsunuz. Bundan birkaç sene önce gelip Yapmak istediğimde yine bazı insanlar davalar açtılar, protestolar ettiler, vatandaşı kandırdılar ve kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Şimdi Emek Aksaray Mahallesi'nde taş üstüne taş kaldı mı? Yazık günah değil mi? 6 sene önce bakan iken yine ben gelip yapmak için çırpındığım, saatlerce kürsüden dil döktüğüm, sonra büroya oturarak vatandaşları ikna etmek için yine saatlerce görüştüğüm bir ortamda de ne yazık ki kenardan keyfini çıkardılar davalar açtılar, mani oldular, provoke ettiler ve yaptırmadılar. Ama bir seçim arefesindeyiz. İki cümle söyleme söylememe de müsaade edin. İki elimiz, iki kanadımız beraber olduğunda iş yapılıyor. Biz bir taraftan Reyhanlı'da su işleriyle uğraşıyoruz. 16 tane yerde iller Bankamız uğraşıyor. Bunların tamamı aslında Hatsu'nun işi. Hatsu yok ortada. Yerel yöneticiler yok ortada. Bakın bu kadar güzel faaliyetler oluyor. Bir tane bile ne yazık ki üzülerek söylüyorum bir yerel yönetici yok. Keşke beraber olabilseydik. Çünkü birlikten rahmet doğar, iyilik doğar. Ama birlik olunmazsa, siz iş yaparken birileri arkanızdan konuşur, devam ederse, işinize mani olmaya çalışırsa, oradan da çok hayırlı bir sonuç çıkmaz. Bu vesileyle sizlerin de 31 Mart'ta en doğru tercihle, Mehmet Öntürk kardeşimin liderliğinde ve ilçelerimizde de bizimle beraber kol kola girecek arkadaşlarımıza destek vererek elimizi kolumuzu güçlendirip daha şevkli bir vaziyette iş yapmamızı sağlayacağınızı düşünüyorum. Evet efendim inşaatlarımızın başladığı gibi bir an önce kazasız belasız bitmesini daha sonra hak sahibi kardeşlerimizin huzurla oturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve ya Allah bismillah diyerek temelimizi atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hemşehrilerimiz Antakya, Defne, İskenderun ve Kırıkhan'da toplam 8 noktada 5807 bağımsız birimin temel atma töreni Sayın Bakanımızın işaretleriyle gerçekleşmiş oldu. Konutlarımız sıcak yuvalarınız şimdiden hayırlı ve de uğurlu olsun.